Efendim merhaba. Şimdi bu video yine bir dizi haline getireceğim. Konumuz ne? Hani birinci videoda size açıklamıştım ya, Türkiye'deki liderler kim ne hata yapıyor, kim neyi ne yapmıyor. Kendimce, kendi bakış açımla bu konudaki düşüncelerimi sizlerle buluşturmak istiyorum. Bu serinin birinci aktörü AKP Genel Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan Bey olacak. Evet, neleri iyi yaptığını değil Erdoğan için, gördüğüm kadarıyla yapmış olduğu stratejik hataları, bazılarına yanlışlık tabii diyeceğiz, bu konudaki kendimce alt alta sıralamış olduğum maddeleri sizlere takdim edeceğim. Bunların analizini, yorumunu, değerlendirmesini yapmayacağım. Yalnızca şunlar, 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 şunlar diyeceğim. 40'ın üzerinde madde saptadım. İşte bu 20 dakikalık süreç veya 18 dakikalık süre içerisinde işte kaç tanesini buluşturabileceğim bakacağız. Bir kere şunu söyleyeyim. AKP'nin iktidara gelişini sağlayan husus nedir? 2001'deki büyük ekonomik krizdir. Haberlerde sık sık gösterilir. Hatırlarsanız bir esnaf elinde bir yazar kasa götürüp başbakanın önüne atmıştır. O zaman Bülent Ecevit'ti başbakan. Ve onunla birlikte başlayan bir süreç, işte o süreç dalga dalga yayıldı halka. Ve AKP'de o dönemdeki milli görüşü savunan bir ideolojik partinin mensupları olmuş olmalarına rağmen işte gençler hareketi, gençler çıkışı dendi. Tabii geçmişi de var. Bir gün AKP'nin tarihini de anlatmaya başlayacağım. O zaman ta gençle itibaren bakacağız meselelere efendim. Ve ardından büyük bir başarı örneği gösterilerek adı Adalet ve Kalkınma Partisi olan bu parti kuruldu, siyasal yaşamımıza geldi ve siyasal yaşamımıza gelmesiyle birlikte de girmiş olduğu ilk seçimde çok büyük bir başarı gösterdi. 2002 seçim 3 Kasım. İktidara geldiler. O gün, bugündür iktidardalar. Son dönemde nasıl diyeyim size 21'in yani şöyle 2000'i baz alayım, sene 2022, öyle söyleyeyim efendim. Dünyada da baktığımız zaman bu kadar uzun süre iktidarda kalmış olan, işte Merkel'de çekildikten sonra kalmış olan Avrupa'daki galiba tek lider. Avrupa'da, evet Avrupa'da tek lider, işte dünyada da bir bakmam lazım Afrika'ya falan, oralarda ne, kimler kaldı. Uzun uzun kalanlar var tabii. Saddam Hüseyin gibi, Gaddafi gibi falan, ama bu yıllar hesabıyla baktığım zaman evet şu anda iktidarda olan bir, benim şu anda sizle buluşturamayacağım işte 2-3 liderden birisi, ama bizi Türkiye ve Avrupa ilgilendiriyor şu an için. Yani 22 sene, 23'e de seçimi normal zamanda yapılırsa düşünelim ki yine Erdoğan ülkenin işte Cumhur Reisi ve tek adam olarak, çünkü sistem kuruldu. Şimdi onları anlatacağım. İşte oradaki stratejik yanlışlıklar, hatalar dediğim hususlar nelerdir? Şimdi efendim, iktidara gelindiğinde öyküyü kısa kesiyorum. Aslında ürküyorlardı iktidarda kalma konusunda. Askerlerin bunları iktidarı teslim etmeyeceği söylüyordu. Düşünceleri oydu. Tabii ki demokrasi tarihinin o yanlışlıkları, hatalar var. İşte onların beslenmesi var. O nedenle muhafazakar kesimin her zaman için bir korku, öykü, işte dışlanmışlık hikayeleri var. Onların getirdiği birikimler var. Dolayısıyla hani bu konuda bir realist düşünce miydi, gerçekçi düşünce miydi diyorsanız, evet gerçekçi bir düşünceydi, doğruydu. İşte sonra adını FETÖ diye tanımlayacakları, terör örgütü diye tanımlayacakları o cemaate de zaten teslim süreci böylece başlamış oldu ve teslim olundu zaten. Öykü biliniyor. Sonra işte 15 Temmuz'u yaşatacak onlar aynı siyasal iktidara. Şimdi efendim 2002'de başladı. Şimdi 2007 hep ne söyleniyor? Söylenen şu. Deniyor ki 2002-2007 aralığında AKP başarılıydı. Türkiye'de
yakınılan, kendilerinin de yakındıkları seçimden önce, seçim sürecinde ve daha da önce yakındıkları konularda reform girişimleri oldu. Büyük bölümüyle de başarılı oldular. Ekonomi alanında bir büyük başarı öyküsü yazıldı. Fakat o öykünün aslında senaristinin adı Kemal Derviş'ti. Asıl oydu. Onun yaptığı düzenlemeler, reform bilmem ne oydu. Ama Erdoğan da iyi kullandı, doğru kullandı. Peki sistem neydi? Sistem parlamenter demokratik sistemdi. Cumhur reisi tarafsızdı. Tabii ki yetkileri sınırsızdı, tarafsızdı, güzel. Şimdi buralara kadar da güzel geldik. Bu arada ancak gelinen taban açısından da hitap edilen bir kesim var. O kesim nedir? Muhafazakar, dini hassasiyetleri olan merkez sağında çeşitli partileri de şimdi AKP'nin bünyesine gelmeye başladı. Bu onun handikapı olacak. Sonuç olarak Erdoğan seçimlerde üst üste gerçekten başarılar gösterdi. Bütün seçimleri aldı. Evet, iktidara geldi. Ama işte biliyorsunuz bir 2015 seçimi var. Hala çok konuşuluyor. Neyse, onlar dedim ya sonranın işi. Peki bugün gelinen noktaya bakalım. Şimdi bu başarılı şahsiyet ne oldu? AKP Genel Başkanı işte başbakanlık yaptı uzun süre. Ne oldu efendim ondan sonra? Ondan sonra anayasa değişiklikleri, reform ve tek başına yani tek liderlik bir sistem kuruldu. Ve bunun adına da yine demokrasi dediler. Ama peki ne oldu? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adıyla bir sistem dönüyor. Şimdi bunların sonucu bugün kamuoyu araştırmalarında ne görünüyor? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı ama Millet İttifakı'nın oyları şu anda toplam %46 görünüyor. HDP'nin 10 puanını katın. Öteki küçük sol sosyalist partilerin onlarınkilerinde diyelim 1 puan da onlara verin. Etsin 11 puan. 46 artı 11 eder %57. Şimdi geldiğimiz nokta bu. Peki niçin bu duruma düşüldü? Tamam çok uzun yıllardır 22 yıl iktidarda kalırsan tabii ki bir sürü erozyona uğrarsın. Tamam efendim. O zaman madde madde bakayım hemen hızla yapılan artık stratejik yanlışlıkları ve hataları nelerdi benim gördüğüm kadarıyla Erdoğan'ın. Birincisi kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırdı. Kuvvetler ayrılığı dediğimizde neyi anlıyorduk? Yasama, yürütme, yargı. Şimdi ne oldu? Yasamanın ve yargının üzerinde yürütme. Yani biz bir tek adam sistemi kurduk. Bunu yaşatmak, yürütmek öyle çok kolay bir şey değil. Her şeye hakim olmak. Evet her ne kadar Milliyetçi Hareket Partisi destekse buna. Ya da öteki iki küçük partiden söz etmiyorum. Ama ne olursa olsun yapıyor. Peki süreç içerisinde ekonomi kötüye gitmeye başladı mı? Sıkışıldı mı? Tabii sıkışıldı. Çünkü sıcak paranın üzerine kurulmuş mu? Abartı diye kabul edebilirsiniz ama Türkiye ekonomisini Katar'a teslim ettiler. İkincisi, benim gördüğüm en önemli Türkiye açısından sıkıntı, tarım yok edildi, hayvancılık yok edildi. İthalata dayalı bir ekonomi yaratıldı. Onun ötesinde beton ekonomisi yaratıldı. Cumhuriyet'in ilk dönemi, Atatürk dönemi ve işte sonraki süreçlerde yapılmış, yaratılmış olan ne kadar endüstri, sanayi, tesisi varsa ve aklımıza gelen üretim tesisleri varsa bunların hepsi AKP döneminde özelleştirme adı altında satıldı. Dolayısıyla süreç içerisinde halkın devlete güveni kaybolmaya başladı. Çünkü artık parlamento yok. Parlamento tanımı neydi bizim açımızdan? Halkın egemenliğinin kurulmuş olduğu, tesis edildiği kutsal çatıydı. Halkın egemenliği ortadan kalktı. Bir kişinin egemenliği geldi. Artık siyasi parti, milletvekillerinin oradaki varlığı bir siyasi parti üyesi olmanın ötesine geçmedi. Yeni kurulan sistemde
Bakanların hiçbir hükmü yok. Milletvekilleri bakanlara ulaşamıyor. Bakanlarla sorun çözülemiyor. Tayyip Bey'e zaten ulaşamıyorlar. Randevular alınamıyor. Gen soru müessesesi işletilemiyor. Bütün bunların hepsi birleştiği zaman halkın sorunları çözülemiyor. Geçmiş sistemde milletvekilleri ne oluyordu? Dertleri dinliyordu. Yine bakanlar da politik figürler olduğu için çözülüyor idi. Dördüncüsü, egemenlik kayıtsız şartsız artık millete ait olmaktan çıkarıldı. Gördüğüm beşinci husus, bu kamu sağlığı meselesindeki büyük problem. Şimdi Cumhuriyet'in en büyük başarısı kamu sağlığı konusunda atmış olduğu adımlar, hastaneler, yetiştirilen doktorlar, sağlık mensupları. Peki ne yaptı? AKP iktidarı, Tayyip Bey, bence en büyük stratejik yanlışlardan birisi işte budur. Şehir hastaneleri denilen, hep Tayyip Bey söyledi ki bu benim rüyamdı, bu benim projemdi. Ama şehir hastaneleri sağlık sistemini doğrudan doğruya artık çöküşe götürdü. Çünkü sağlık sistemi bir yanıyla paralı hale getirildi. Evet, görüyoruz işte bu özel hastaneler sistemi falan. Hastane sahibi olan şahsiyet Sağlık Bakanı yapıldı. Bütün bunlar halkın gözünün önünde oluyor. Üniversite hastaneleri en önemli yerlerdir ve yerlerdi. Ama bugün artık onlar da büyük bir ekonomik sorun içerisine çıkmaz içerisine üzerinde çok büyük baskılar var ve doktorlarımız Türkiye'yi terk ediyor. İşte başka eğitim öğretim alanı. Şimdi tek tek bakıyorum maddem önümde kendi maddeme göre 6. maddeyi söylüyorum. Meslek liseler, teknik liseler gibi bütün bunların hepsi de aslında en büyük ihtiyacımızdı. Bakın bu kadar yılın tecrübeli bir öğretmen olarak konuşuyorum karşınızda. Efendim bunlar göz ardı edildi. Bunlara ağırlık verilmedi. Klasik liseler dediğimiz liseler işte hani fen liseleri, Anadolu liseleri falan filan. Bak dikkatinizi çekerim. Her ne kadar varlarsa da sayıları ama bunların yerine İmam Hatip liselerinin sayılarını artırmaya başladılar. Peki İmam Hatip liselerinde ne oluyor çocuklarımız? Bizim çocuklarımız çünkü oralarda okuyor. Bir kısmı gitmek istemedi, aileler göndermek istemedi. Buralarda ciddi problemler var. Okullar boş. Böyle bir gerçek var. Herkesin gözünün önünde oluyor bunlar. Bunun anlamı ne? Eğitim öğretim sisteminin ideolojik bir eksene oturtmaya çalıştılar. Bakın efendim, Diyanet İşleri daha önce kendisi bir rapor yayınlamıştı. Hani çok popüler bir din adamı olduğu için söylüyorum. Cübbeli Ahmet ve başkaları hep ne dediler? Buralardan deist yetişiyor. Öğrenciler deist oluyor diye. Bak kendileri şikayet etmeye başladılar. Demek ki orada büyük problem var. Bunu herkes görüyor işte. Söylüyorum. Bunların stratejik yanlışlıklar neler diye. En önemli, en hayati konu devlet kadroları liyakatsız bürokratlarla doldurulmaya başlandı. Sözüm ona adı teknokrat. Partiye yakın olanlar, parti mensupları, nepotizm yani akraba kayırmacılığı bu yaygınlaştı. Dolayısıyla durum böyle olunca ne oldu? Halkın bütün bu kurum kuruluşlara güveni sarsıldı. Onun ötesinde işte yolsuzlukla mücadele, yoksullukla mücadele diye ve başka tabii diyerek iktidara gelmiş olan ve halkın da gerçekten büyük teveccühle iktidarı teslim etmiş oldukları işte Tayyip Bey bir süre sonra ne yapmaya başladı? Belediyeleri partililerin tırnak içine söylüyorum gereksinimleri için para kaynağı haline getirdi. Buralarda hukuksuzluklar ortaya çıktı. Buralarda yolsuzluklar ortaya çıktı. Bunlar çok konuşulamasın diye, yani bu hukuksuzluklar da çok konuşulamasın diye medya sahibi oldu Erdoğan. Ona Mustafa Karalioğlu bir röportajda söylemişti. Bu fikri ben, bu aklı ben verdim diye. Şu anda televizyonlar olsun, efendim gazeteler olsun, aritmetik olarak söylüyorum, neredeyse %90'ı iktidarın. İktidarın olan bu medya, Isparta 4 gün elektriksiz kaldı, bu haberi yapamadılar. Damat Bey Berat Albayrak, yahu istifa ettim, çıktım gidiyorum dedi. Tereddüt etti, ürktü, korktular, haber veremediler, haber yapamadılar. Düşün şimdi böyle bir hale geliyor, şimdi sistem böyle bir hale geldi. Bunlar bu büyük bölümüyle işte stratejik yanlışlık değil de nedir bu? Nedir bu? Tayyip Bey'in cümlesiydi, İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. Evet, İstanbul'u kaybetti uzun yıllar sonra.
Ama ne oluyor? İstanbul Belediyesi üzerinde Erdoğan öyle bir baskı kurup öyle bir uygulamalar yapmaya başladı ki İstanbul halkı cezalandırılıyor şimdi. Projeler yürümüyor. Ulaşımından sağlığına, işte şeyden halk ekmekten aklınıza ne geliyorsa inşaatlara kadar. Demin bir şey söyledim. Bütün ekonomiyi inşaat, beton ekonomisi üzerine kurguladılar. Peki bu doğrultuda ne yapılmaya başlandı? Limanı, köprüsü, geçidi, alt geçidi, üst geçidi, bunların hepsini iktidarın kendisinin belirlediği, işte muhalefetin haklı ya da haksız bir şey demeyeceğim ona, beşli çete dediği inşaat müteahhitlerine, şirketlere teslim etti. Ama nasıl teslim edildi? Sözüm ona yap, işlet, devret. Bunlara devlet garantisi verildi. Öyle ki bunları dolara, euroya bağladılar. Buralara verilen işte farklar, yolcu geçiş garantileri verildi. Peki arada hukuk problemi çıkarsa nerede yargılanacak? İngiltere Mahkemesi'nde, Londra'da. Böyle bir şey olabilir miydi? Burası sömürge ya da yarı sömürge bir devlet. İşte bütün bunların hepsini şimdi halk görüyor. İşte o, burası muhalefet açısından oylar, aritmetik olarak şu anda görüneni söylüyorum kamuoyu araştırmacılarının, %57 görünüyorsa bu kadar yıl sonra işte sebebi bu. Sebebi bu. Tayyip Bey'in 3. kez Cumhurbaşkanı olup olmama meseleleri tartışılıyorsa hukuki bir problem. Onun bununla ilgisi yok ama o karıştırılmasın. Başka bir şey söyleyeyim size. Tarikatlar, cemaatler, Sağlık Bakanlığı'ndan tutun Adalet Bakanlığı'na kadar, hukuk, adliyelere kadar, pek çok yere, milli eğitime kadar egemen olduğu, tarikat cemaat mensuplarının buralarda kadroları işgal ettiği, artık evet iktidara yakın medyada yazılmıyor ama birebir konuşmalarınızda onlar da rahatsız. Çünkü bir tarikatın karşısında başka bir tarikat var. Peki başka bir şey daha yapıldı. Tarikat dini yaratıldı. Tarikat İslam'ı yaratıldı. İşte televizyonlara bakın, o tarikatların, cemaatlerin televizyonlarına neler konuşulduğunu görüyorsunuz. Başka bir bırakın başka akademisyenleri. İlahiyatçıları linç ediyorlar. Bunlardan birisi biliyorsunuz Mustafa Hoca. Adamcağız Almanya'ya iltica etmek zorunda kaldı. Şimdi başka bir ilahiyatçı, İTİT Üniversitesi'nde başka bir ilahiyatçı linç ediliyor. Yani kendi aralarında da bu böyle bir şey oluştu. Adliyede oluşan bu yapılanma, Adalet Bakanlığı'nın devir teslim meselesiyle ilgili işte daha önceki videolarda anlatmıştım. Geri dönüp lütfen onlara bakınız. Yani ilk kez bunları dinleyen ya da bu programa gelen arkadaşlarım için söylüyorum bunu. Halkın adalete güveni kayboldu. Şimdi bir başka madde. Anayasa Mahkemesi bizim en üst mahkememiz. Yani Anayasa Mahkemesi'nden bir karar çıkarsa bu tartışılmazdır ve uygulanmak zorundadır. Peki ne oluyor? Anayasa Mahkemesi efendim hak ihlalleri kararları veriyor. Alt mahkemeler, yerel mahkemeler kararlara uymuyor. Ve Adalet Bakanı'nın bunlara sözü geçmiyor işte. Adalet Bakanı'nın gerçi çok ağır hakaretlere falan uğramış. Öyle deniyor işte medyada, birileri yazdı etti gördü. Hepimiz birlikte okuyoruz. Ne kadar gerçek ne kadar değil bilmiyorum. Bir gün kendisi açıklarsa onları öğreneceğiz. Eğer bir ülkede arkadaşlar adalete güven kaybolmuşsa, hukuka güven kaybolmuşsa kamuyu ayakta tutamazsınız. O iktidarlar iktidarda kalamaz. O ülke ülke olmaktan çıkar. O devlet ciddi bir devlet olmaktan çıkar. Şimdi ne yazık ki yaşananlar bunlar. Ama şimdi Erdoğan tek adam sistemi kurdu. Her şeye hakim olmak öyle kolay bir husus değil. Bir sürü grupların, herkesin çıkarları var. İşte söylüyorum, merkez sağ partileri getirdi, AKP'nin içinde topladı. Bu büyük bir büyük başarıydı. Ama onun için çok ama çok büyük bir handikapa bu dönüştü. Kendi işlerinde büyük sıkıntılar, büyük problemler yaşanıyor. Şimdi asıl sıkıntılar şimdi ekonomi alanında. Bak bir şey söyledim orada. Dedim ki 2001'de bu seçim kaybedilmesinin sebebi 2001 krizi. Orada bir esnaf, öyle mizansen ya da değil, o beni artık hiç ilgilendirmiyor. Yazar kasayı attı. Bugün elektriğe yapılan şu zamma bakın. Esnaf, on binlerce esnaf kepenk kapatıyor. Gelen faturalar ortada. Akla ziyan faturalar geliyor. Yani bilmiyorum, gazetenin birisinde vardı. Birileri kasayla gitti, bunlar faturalarla gidecek diye öyle bir ifade kullanıyordu. Sonuçta onlar işte bir gazete başlıkları, her neyse.
Bunun sebebi ne? Düşünün şimdi. Elektrik özelleştirildi mi? Büyük bölümüyle de bu müteahhitlerin elinde. Yahu bunu denetleyecek olan denetleme şirketi devlet olması gerekirken bu da özelleştirildi. Nasıl işin içinden çıkacaksınız? Erdoğan'ın vermiş olduğu en önemli stratejik yanlış karar ne biliyor musunuz? Sınırlardan Suriyelisi, Iraklısı, efendim Afganlısının geçişi, yani hem sınırlar korunamadı, göz yumuldu, hem milyonlarca şimdi bu türlü kaçkınlar ülkenin içinde. Ülkenin demografik yapısı bozuldu. Daha da bozulacak. Bütün bunların hepsi kamuoyu rahatsız ediyor, halkı rahatsız ediyor. Bu konuda önümüzdeki en önemli örnek devlet kim biliyor musun? Amerika Birleşik Devletleri. Bakın bakalım aynı şeyler onlarda oldu. Bak bugün oralarda ne tartışılıyor? Ben size bir şey söyleyeyim. Korkarım ki yarın bu bozulan demografik yapıda kurucu unsur olan Türkler artık çok azınlığa düşmüş olacak. O zaman başka şeyler tartışılıyor, hale gelecek bu ülkede. Yine bu ülkenin asli unsuru olan Kürtler, ben size bir şey söyleyeyim mi? Korkarım ki onlar da azınlığa düşecekler. Çünkü onlarda da artık nüfus artışı yavaş. Ama bu gelen kaçkınlarda nüfus artışı çok yüksek. Şimdi yine gelinen rahatsız edici unsurlardan birisi, Diyanet İşleri Başkanı'nın bir politik figür olarak ortalıkta dolaşıyor olması, askeri birliği denetlettirdiler. Yani böyle bir şey olabilir miydi? Tamam, Turgut Özal zamanında tabii bu işler başladı. Bu kısa kollu tişörtle askeri birlik denetledi. Bakın nelerin önleri açılıyor. Başka bir büyük stratejik yanlışlık. Sadat gibi kurumları kurdu. Sadat'la ilgili işte daha önce anlattıklarım geri dönülüp bakılsın. Yalnızca bununla yetinilmedi ki. Ama Sadat çok büyük tartışma konusu biliyorsunuz. Ya diyeceksiniz ki efendim Ruslarda da Wagner var, işte öbür tarafta bile şeyler, Waterlar var falan filan, olmasın mı? Efendim olsun, ama devletin denetiminden çıktığı andan itibaren ve siyasal iktidarlar bunları kendilerinin silahlı gücü olarak kullanmak gibi eğilimlere giriştiklerinde büyük tehlikedir. Bunları kontrol edemezsiniz. İtirazlar orada zaten. Yapılmasının bunlar işte bir şekliyle zapturapt altına alınması gerekiyor. Bakın efendim, Sultan II. Abdülhamit döneminde bu ülkenin 33 yıllık iktidarda yaşadığı çok olumsuz deneyimler var. Bu olumsuz deneyimlerden birisi burada kurulmuş olan hafiye teşkilatıdır. Jurnallerdir, o jurnaller yayınlandı işte. Yıldız mahkemeleri, kurgu mahkeme, yıldız mahkemeleri. Bugün de troller var. Bu trollerin işte illegal yapılar olduğu söyleniyor, hukuk dışı yapılar olduğu söyleniyor. Bu konudaki uzmanlar bunları anlatıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu da anlattı. Bu troller kısa bir süre sonra, bakmayın siz, iktidarın da aleyhine olmaya başladı. Çünkü bu troller kimdir, nedir, kontrol merkezi nedir? Yüz binlerce insan bir anda harekete geçiyor. Bu tarafta AKP için İşte kendilerini feda ettiklerini söyleyen vardı birisinin konuşması. 200 bin kişiyiz biz falan diyordu. Aynı şekilde peki muhalif unsurlar da troller yaratacak. Onlar da yaratacak karşısını. Tez her zaman antitezi yaratır. Antikor karşılığını yaratır. Mikroplara karşılığını falan. Peki bunların önü nasıl olacak? Yapılan bir büyük stratejik yanlışlık da buydu. Bana göre başka bir büyük stratejik yanlışlık, sevgili arkadaşlar, güvenlikçi politika kurulmuş olması. Bunun tehlikesi nedir biliyor musunuz? Polis devletine gidiştir. Ama demokratik bir devlette bu olacak şey midir? Şimdi dış politikada hep söyledim. Münhasır ekonomik bölge anlaşma meselesi, o girişimi kenarda tutun. Burada yapılan en büyük stratejik yanlışlık dış politikada oldu. İşte Suriye'si, Libya'sıyla bak hep anlattım bunları. Evet. Hep söyledim, A'dan Z'ye kadar yanlış dış politika. Düşünebiliyor musun? Şimdi Cumhuriyet'in dış politika felsefesi neydi? İdeoloji neydi burada? Strateji neydi? Yurtta barış, dünyada barış. Büyük strateji. Şimdi ne var? İşte Tayyip Bey'in son bu Ukrayna meselesinde, işte Kırım meselesinde o girişimlerine baktığın zaman şöyle görüyoruz. İşte dünyada barış ama yurt içinde büyük gerginlik.
Bunun çok büyük yanlış olduğunu düşünüyorum. Başka? Asıl büyük derdimiz hukuk devleti ortadan kaldırıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulmuyor. Oysa ki anayasaya AKP'nin kendisi büyük reklamlarla yazdı ki anayasaya. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bizim ulusal kararlarımızın üstündedir. Sürekli olarak suçlanıyoruz. Ha diyeceksiniz ki tınmıyoruz. Öyle olmuyor işte. İlişkiler öyle olmuyor. Bu büyük güven kaybına yol alıyor. Efendim, tekrar bu usulsüzlüğün kural halini aldırıldığı meselesine bir daha geri döneyim. Bütün Türkiye Cumhuriyeti 84-85 milyon ne bileyim kaçkınları da işte bunun içine dahil edeyim. Baktığınız zaman işlerin hep aynı müteahhitlere verildiğini görüyorsunuz. İthalata dayalı bir ekonomi kurgulandı, kuruldu. Biz bunun en büyük cezasını, en büyük belasını de tarımda şimdi çekmeye başladık. Ne deniyor? 1,5 milyon diyor tarım, yani çiftçi var. Bu 1,5 milyon 84 milyon nasıl besleyecek? Hayvancılık aynı şekilde öldü. Düşününüz. İstanbul Kanalı projesi, İstanbul Havalimanı, Büyük Havalimanı projesi, bakın bütün bunların hepsi hep stratejik yanlış kararlardı. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, İşte bugün gelinen kamuoyu araştırmalarındaki alınan aritmetik sonuçların ana sebepleridir bütün bunlar. Ben meseleyi öyle görüyorum. Şöyle bitireyim bu konuşmamı. İşte daha hani dedim ya 40'ın üzerinde madde tespit ettim kendimce. Sizler de yazarsınız altına. Devlet yönetiminde bilimin yerini, aklın yerini sevgili arkadaşlar tamamen kendi yaratmış olduğu Erdoğan'ın ideolojik tavrı aldı. Hani buna naslara referans veriyor ya. Bunun en belirgin örneğini ekonomide yaşıyoruz. Ne dedi? Faizler artarsa enflasyon artar. En reddedilen meseledir. Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması var. Bu kış açlık ölümleriyle karşılaşabiliriz gibi cümlesi var. Efendim, Kılıçdaroğlu şöyle bir şey söyledi. Ben dedi bu elektrik faturamı ödemeyeceğim. Ha bunun karşılığı ne olur ne olmaz bak onu da bilmiyorum. Bak ana muhalefet partisi liderinin bu sözleri sarf ettiği bir sistem ve ülke haline geldi. Yaratılmış olan bu cumhurbaşkanlığı, bu tek adamlık sistem söylüyorum. Zaten bu kararın kendisi büyük bir stratejik yanlışlıktı.